Fatih Üreğin numarasını kim istemişti? Ben. Sen. Hayır, bağlayalım dedim. Bağlayalım ara, dedim. Ara. Ben Fatih Üreğin'e ara, bir merhaba yapayım. Bana diyorsun gidip Sugar Daddy'yle evlenmişsin. Fatih Üreğin koysanız da çok özledim. Haydi lan. Belki oldu. Belki dedi şeytana döndü. Bana diyorsun sen Sugar Daddy Big Devil. Dün Nihat Doğan ile birlikte kadınlar matinası vardı. Ona gidiyordum. Tuğba İkinci'nin o kötü mesajlarından sonra Fatih, yola çektim, demoralize oldum. Fatih merhaba. Ben de artık kadınlar meselelerine başladım. Nurcan Sabur ben. Şu diyafonu anda... açalım. Diyafonu açalım. Açıyorum, açıyorum. Diyafonu açıyorum. Diyafon mu? Fatih'cim şu anda canlı yayındayız. Senin dün akşamki performansını çok öven biri var burada. Kim acaba? Erol Köse. Sesini aç. Fatih'cim harikaydın. Ne zamandır canlı dinleyememiştim seni. Müthişsin. Müthiş. Tebrik ediyorum ya seni kardeşim. Fatih. Evet, yani oradaki en protokol masalar bile yerinde duramadı. Saatlerce oynadılar, eğlendiler. Bir saniyesi bile boş geçmedi. Müthiş bir konser, entertainment. Fatih, rejiden seni aratıyoruz Savaş Kalafat'a. Ha öyle mi? Hadi hemen arıyorlar. Efendim Fatih Yürek hemen canlı yayına bağlanıyor. Evet, Fatih Bey'i lütfen arayalım. Ve ona soracaklarımız olabilir. Soralım bakalım. Fatih benim bu sektör içerisinde sevmiş olduğum çok nadir arkadaşlarımızdan biridir. Çok da değerlidir benim gözümde. Bir hayli değerli bir sanat camiasından bir arkadaşımız. Benim gözümde de gerçekten öyle ama Fatih Bey biraz kırgınım. Fatih ben 25 sene önce Tolga'nın grubunda şarkı söylerdi. Böyle Zeki Müren'i falan tabii yapardı. Hatırlar mısın? Airport Disco vardı Zinyirlikli'de. Orada danslar evlerdi. Evet. Bundan 4 sene önce ben Fatih'e ilk defa bir ödül verdim. Yani verilen ödüllerin arasında bu ödül ilk kez birine verildi. Ondan sonra Fatih bugün ondan sonra bütün aldığı ödülleri o isimle alıyor. Öyle mi? Neydi? Nedir biliyor musun? Neydi? Türkiye'de sahnesi en iyi olan sanatçı. Kesinlikle. Katılıyorum. Bence de. Çok acayip. 4 sene önce bu ödülü vermiştim acayip. Ben. Yani, ben eğlenceli. Yani ben oturduğum yerde çok oynayan bir tip değilim. Abi yerime oturamadım. Kesinlikle. Ve çok böyle gidelim, ağır abiler vardı. Bir daha ne zaman çıkacak bizi? Ağır abiler vardı. Sen götürürsün ben, aşağı. Ben İzzet Çapa'yı arayalım. Müthiş. Bir gün hep beraber gidelim. Evet, yok, daha önce şeyde çıkıyor. Daha önce şeyde çıkıyor. Evet, Ataköy Marina'da çıkıyor. Öyle mi? Hatta mı? Fatih Yürek. Seyhan'cım nasılsın? İyiyim canikom benim. Aşkım nasılsın? Keyfi nasıl Fatih'im? Evet. Evet. Sesim geliyor değil mi? Evet. Geliyor. Fatih'cim seni tebrik ediyorum. Dün en ağır protokol masalar bile saatlerce oynadı oturmadı. Ben çok dünyada entertainment, eğlence sektörünü gezen bir insanım. Müzik prodüktörüyüm. Şarkıcılığın yıldızlı peki ama onun ötesinde entertainment, şovun, dansçıların kendin o seyirciyi avucunun içine alması herkesin harcı değil, büyük bir illüzyon ve hafta içi o mekanı tıka basa doldurduğun hafta sonuymuşçasına seni tebrik ediyor, ayakta alkışlıyorum kardeşim. Sağ ol, çok teşekkürler sendendiğim okuluna sevgiler olkese. Yani çok uzun yıllar oldu, beni seyretmedim tabii ki. Evet, evet. Seneler mi diyelim, değer tecrübe iyice arttı bu. Ben artık, çünkü bütün benim hayatımın tek işim sahne, yani sahne yapıyorum sadece. 18 yıl önce yaşanan bu olayları... Efendim? Yok, yanlış bant girdi. Yanlış bant girdi. Ondan sonra. Evet Seyhan, ne diyorsun? Ben Fatih Yüreği çok severim. Çok eski arkadaşım benim. Evet. Gelmiş olduğu noktayı da tırnaklarınla gelmiş olan. Kesinlikle. Ve bununla ilgili çok bedeller ödemiş. Hakları yenmiş. Hala ödüyorum Seyhan'cım be, biliyorsun. Paraları yenmiş. Bedeller ödemiş. 3 kere sıfırdan iflas edip tekrardan ayakta kalmış. Ve çevresi insanlar, çevresindeki hatta kanındaki insanlardan... Ailesinden. Yok ben öyle demek istemiyorum. Öyle. O onların yok, sorunu. Yok değişmeyelim, özele girer. Fatih benim için çok değerli. Onun özel çok hayatını deşifre etmek yerine... Marifet, onun marifet başarılarını iltifata, söylemeyi tercih ederim. Marifet iltifata tabidir. Sana bu iltifatı bizzat canlı yayında yapmak istedim. Çünkü dünden beri herkese sahneni anlatıyorum. O kadar mutlu oldum ki inanamazsınız gerçekten. Ama hepinizi bekliyorum. Bana dersem haftaya çarşamba tekrar yapacağız. Beklerim ama. Çünkü benim... Ataköy'de ne zaman oluyorsun Fatih? Ataköy'de. Ataköy'de.
İzzet'in orada daha eğlencelidir ama. Bu cuma, cuma günü yarın şeydeyim, Etiler'deyim. Ataköy'de de bir hafta cuma. Ataköy'de o yalnız, bayramları yalnız, yeriz. Evet, evet. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Evet, gidelim hep beraber. Gidelim, gidelim oraya gidelim. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Biz Altan'a haber olarak geleceğiz. Öyle mi? Wow. Evet. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Dünyada çok eğlence tesisi gördüm. İsim de veriyoruz çünkü bir sanat akademisi gibi bir yer. Bir Cahide Sonku'nun yeri Cahide, çok güzel. Sonku'nun yeri. Cahide, Uysal Virgin sahnesi müthiş bir yer. Yani, evet, yani dünyada muhatap olmayan bir yer. Çok şanslı demek oluyor. Gerçekten Allah nasip etti. Böyle bir ben çok güzel sahnelerde çıktım. Bu arada Şemuz'u da tebrik ederim. Evet, evet Şemuz Bey. Şemuz Şerbetçi. Evet, Türkan Hanım da aynı şekilde. Türkan'cım da oradaydı. Türkan'cım da gece hayatının resmen... Kraliçesi. Ya, kraliçesi. Hanım Ağız. Evet, çok sevdiğim, çok eski bir arkadaşımız. Ve her ikisi de hem tatlı ve bir de Fatih'cim ne hoşuma kafalar, gitti. Dün bir şey yapmışlar. Dün yazımda da sosyal medyada değindim. Şimdi Cahide'nin kendi bir fabrika ayarı vardır. Hanımların evet. ağırlıklı olduğu evet. bir yerdir. %70 doğum günleri, bekarlığa ve dün yine o konsepte fabrika ayarlarına dönülmüştü. Bu müşterinin sana karşı ve mekana bir teveccühüdür, bir güvendir. Evet. Aileler sevgililerini, kızlarını, hanımlarını rahat gönül rahatlığıyla mekana yollamaları değil mi Fatih? Çok yaşlı teyzeler vardı gördüm. Tabii yani, inanılmaz. Çok... İnanılmaz yani çok hoşuma gitti. Ama Fatih 20 senedir bu yani işte o mücadele süresi atıyorum diyelim ki 5-6 yıl evet. ondan sonra 20 yıldır starların yapamadığı işi yapan müthiş, çok özel bir adam. Takdir yani. Ediyorum çok sağ Fatih Bey yani. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Yani gerçekten öyle gerçekten. Fatih. Yani Fatih acayip bir sahnem var ya. Ya. İnsanı yerinde oturtmuyor. Yani müesseseler içinde çok tercih edilen bir adamsın. Çünkü hani o gazoz patlatmaları işte şunu getir bunu getir çünkü keyiflendiriyorsun. Dün bir de benim dahil olduğum masa biz bir doğum günüydük Fatih evet. şahit oldu. Uluslararası hanımefendiler vardı. Yani bir etkinlik için gelmişlerdi. Amerikalı, Rus, İranlı falan. Belki çoğu Türkçe bilmiyor, anlamıyor ama müthiş ama eğlendiler. Ama çok kaliteli bir müthiş mekan eğlendiler olduğu yani. Için. Hani dil bilmeden eğlenir o bir enerji. Yılbaşında neredesin Fatih? Kıbrıs'tayım Seyhancığım. Bol bereketli olsun işin. Fatih'cim. Hepimize 2022 hepimize bereket getirsin inşallah. Amin Fatih'cim. Sevgiler Fatih. Ben de buradayım. Yeliz Yeşilmen izlemiyordur. Ay Yeliz'cim pardon. Ben göremedim sizi. Kusura evet. bakmayın. Bu arada ben çok istiyorum ve denk gelemiyorum ama çok istiyorum. Tamam gideceğiz gideceğiz. Tamam evet. gidelim. Bu cuma günü sen lütfen. Fatih'cim ben de oryantal kıyafeti giyip geliyorum. Canım. Ay kesin. Fatih'cim bundan hatırlarsın 4 sene önce Magazin Koli'nin ödül töreninde sana ilk evet. defa bir title'la ödül vermiştim. Evet aynen. Ondan sonra hep aldığın ödüller o title'da olmaya başladı. Hatırlıyor evet, musun o title'ı? Evet karşımda duruyor zaten sevgili Nurcan. Title başlık. Hatırlıyor musun o title'ı? Tabii ki karşımda duruyor ödül. Şey değil mi? Evet senin verdiğin ödül. Yılın en iyi sanatçı, ya, sahne sanatçısı ödülü. En iyi performansı gibi Fatih, yılın bize, en iyi sahne performansı Fatih, ödülü. Fatih bize, evet, evet. Bize konuk olur musun önümüzdeki perşembe günü? Seni güzel ağırlayacağımıza biliyorsun zaten. Seyhan'cığım ben nerede olduğumu bilmiyorum. Pazartesi günü konuşalım mı nerede olduğunu söyleyeyim onun mi? Sevgili olur. kardeşim Mert tamam. Silivden. Hayır. Mert Silivden. Evet. Erol'un da olmuş olduğu bir gün istiyorum. Tabii, tabii, haftaya tabii, perşembe tabii, günü. Keyifli olur. Seni ağırlamak isterim. Yılbaşı işte olduğu için biliyorsunuz çok yoğunum. İşler oluyor. Ebruvaki yapmayalım. Uygun zamanda ol. Seni güzel ağırlamak isteriz. Çok seviyorum çok çünkü. Çok teşekkür ederim. Tabii Fatih ki. Ya, Fatih bir soru sorup kapamak istiyorum. Biraz tamam. şimdi. Tamam efendim. Hani ben bir Alsana Haber zaten programımızın adı. Ve şu anda Türkiye'de en fazla gündemli olan programı yapıyoruz. Evet. Ve stratejik planlamalarla yapıyoruz. Hoş geldin 5 gittin diye ağırladık. Şimdi çok ciddi bir soru soruyorum. Seninle Hı. özel hayatımızdaki bir sırrı paylaşacağım şimdi. Bana dedin ki telefonda Seyhan... Ekonomik durumum çok iyi, şöhretim çok iyi, her şey çok iyi. Keşke evlenip bir çocuğum olsaydı diye böyle serzenişte bulundun. Aradın. Yok istemiyorum. Ha? İstemiyorum.
istemiyorum. Hayır, gerçekten çocuğun olsun istiyor musun Fatih? Ya zor Seyhan, çünkü ben yani zaman zaman herkes ister, düşünür. Çünkü yani bir tane... Hani bir oryantal bir hatun vardı, bir ara senden hoşlanıyordu. Şu anda da ilanda da vermemişler onu. Ondan çocuğum olsun isterim demiştim. Ben isim vermiyorum. Bak, söz verdim ben bununla ilgili, vermeyeceğim. Allah. Bir çocuğum olsun... Hiç anlamadık istiyorum. Zaten sen yani, hiç anlamadık yani. Hatırlamıyorum. Ya adamı tebrik edelim diye aralım ben. Tebrik ondan ediyorum. Baba olursa da ederim. Baba olursa da ederim. Ne alaka be? Aslan gibi. Ya Seyhan, bu saatten sonra zaten yaşım da aldı başını geçti. Bu saatten sonra o böyle bir aile kavramı, çocuk kavramı falan artık saat. Her şey kısmet Fatih'ciğim. Öpüyorum Fatih'ciğim. Fatih, şaka bir yana. Seni tebrik ediyorum. Biliyorsun ben boşuna övmen bir insanım. Müzik dünyasındaki konumum belli. Ben ama sevgili Erol, özellikle seni çok istedim gelmeni, hatırlıyorsan. Evet, evet, evet. Fatih söyledi, dün de denk geldi. Arkadaşlar sordu bana, nereye gidelim? Dedim hiç düşünecek bir şey yok, Fatih'e gideceğiz. Ben de hepsi çok sevdiğim de, bir arkadaşım. Yarısı da yabancıydı, hepsi dedi ki biz ne kadar doğru bir zaman karar. Çok sık Allah bir araya gelmeyiz ama geldiğimizde yani. De... Kahkahalara boğuluruz. Seni çok seviyorum Fatih. Kendine iyi bak. Daha büyük şovlar yaparım. Mutlaka gelin, bekliyorum. Tamam, tamam. Tamam. Öpüyorum Fatih. Görüşürüz. Bay bay. İyi yayınlar. Hoşçakal. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Fatih Ürek Kıbrıs'taymış, haberiniz olsun. Belki Kıbrıslılar. Çünkü ne var bir de biliyor musun? Evet ya. Kalbi temiz. Çok temiz. Şimdi fesatlar var. Onlar yırtılsa da başarılı olamıyorlar. Olamazlar. Kısa bir süre başarılı oluyor gibi gözüküp yere çarpıyorlar. Uçuyorlar, uçuyorlar. Fatih her zaman tertemiz. Bak uçuyorlar, o kadar dolandırıcılıklara uğradı. Sıfırdan başladı. Üç kere ya. Tekrar küllerinden doğdu. Üç kere ya. Niye? Kalbi temiz. Kalbi üç temiz. Kere. Kolay değil üç tabii. Kere toparlanması bir insan. Kuşlar muşlar var, havalarda uçuyorlar falan. Onlar sıradaki nerede? Onun adresleri bile belli değil. Oho. Biliyorsun. Sen de bayağı detay vererek laf sokuyorsun. Biraz daha üstten git istersen. Niye? Ya hiç. Söylerim de kim olduğunu da söylerim. Ne olacak? Kuşum Aydın'dan bahsediyorum. O ne oldu? Adresi bile belli değil. Gerçek. Ve hep önümü kestiler diye. Hep öyle der. Hep öyle der ama. Başka kim? Öbürleri kim? Ya o da.